Bir misafirim var desem, ne gibi hazırlıklar yapardın? Bizi yılda bir defa ziyaret eden Ramazan ayını en iyi şekilde karşılamak için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Peki geçmişte Ramazan için ne gibi hazırlıklar yapılırdı? Hadi gelin Osmanlı dönemindeki bu hazırlıklara bir bakalım. Osmanlı'da devletten halka, büyükten küçüğe herkes Ramazan'ı bir dostu bekler gibi bekler ve bu ay için aylar öncesinden hazırlıklar yapmaya başlarlardı. Öncelikle padişahın bu ayın huzurlu geçmesi için bazı uyarılarının olduğu tembihnameler yayınlatılırdı. Bu tembihnamelerde fiyatların sabitlenmesi, giyim, temizlik, güvenlikle ilgili bazı kurallar yer alırdı. Ha bir de ekmek deyip geçmeyin. O zamanlarda da bolca tüketilen ekmeğin yapımıyla ilgili de tembihler vardı. Ekmeğin has undan yapılması, gramajı, beyaz ve pişkin olması çok önemliydi. Ramazan ayında pişirilecek olan ekmeğin bir numunesi önce padişaha getirilirdi. Padişah beğenirse ekmek onaylanır ve tüm fırınlara bu numuneye uygun ekmek pişirmeleri için tembihler giderdi. Sarayda ve devlet adamlarının konaklarında da tatlı bir telaş başlardı. Halktan her kesimin gelip katılabileceği iftar sofraları için hazırlıklar yapılırdı. Bunun için özenle alışverişler yapılır, aşçılar tutulur, iftar menüleri belirlenirdi. Müslüman olan olmayan, fakir zengin, herkes bu iftarlara katılabilirdi. Üstelik bu misafirlere davetime icabet ettin, damağının lezzetini benim soframa ayırdın diye davetin sahibi tarafından diş kirası diye de bilinen hediyeler verilirdi. O zamanlarda kültürel faaliyetlerin düzenlendiği kahvehanelerde de Ramazan için hazırlıklara başlanırdı. Sokaklar ve dükkanlar padişahın emirleri doğrultusunda pırıl pırıl yapılırdı. Kahvehanelere elvan kağıttan yapılan güller, pencerelere parlak yıldızlı süsler asılırdı. Ve tülle bağlanıp mühürlenen muammalar kahvehanelerin tavanından sarkıtılırdı. Hacivat ve Karagöz oyununu oynatan hayalciler, tek kişilik dev kadro olan meddahlar, oyunlarını sergileyecekleri kahvehaneleri kiralar, hazırlıklarını hızlandırırlardı. En çok da turistleri hayran bırakan mahyaların ustaları, Ramazan ayı boyunca halkın izlenimine sunacakları o muhteşem görseller için desenlerini hazır ederlerdi. İletişim araçlarının gelişmediği bu dönemlerde çok büyük bir görevi olan Ramazan davulcuları da sahurlarda halkı tatlı tatlı uyandırmak için söyleyecekleri manileri bir kenara not etmeye başlarlardı. Şaban ayının son günü yaklaşınca mahyacılar, kandilciler, Ramazan davulcuları ve halktan küçük büyük herkes hilal görüldü haberi için sokaklara koşuşurdu. Bekçi ve davulcuların etrafını meşaleleriyle saran bu coşkulu kalabalık, müjdeli haberi alır almaz dillerinde çeşitli manilerle sokakları tek tek dolaşmaya başlarlardı. Daha çok çocukların ve gençlerin dilinden tatlı bir esprinin de karıştığı şu sesler yükselirdi. Ramazan geldi, hoş geldi, baklava tepsisi boş geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün biz de heyecanla Ramazan hazırlıklarına başladık. Peki sizin yörenizde, şehrinizde ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Yorumlarda bizimle paylaşın.